Kırlangıç otunu sakın gözünüze damlatmayın. Müzik Merhabalar, bugün sizlerle kırlangıç otunu ele alacağız. Bu videoyu çekmek zaruri oldu artık benim için. Bu konuyla alakalı devamlı arkadaşlarım ve takipçilerim tarafından videolar atılıyor bana. Öyle mi olur, böyle mi olur falan filan bir sürü şey soruluyor. Bunu bir video ile anlatmaya ihtiyacı hissettim ve sizi bilinçlendirme adına kendime bunu misyon edindim. Kırlangıç otu ne miyopiyi, ne hipermetropiyi, ne presbiyopiyi, ne astigmatizmayı hatta ne kataraktı ne de sarı nokta hastalığını düzeltiyor veya yavaşlatıyor. Keşke böyle bir şey olsaydı ama maalesef. Kısa sürede sonuca ulaşacağınızı söyleyen insanlara inanmak ve hastalıkların nasıl olduğunu bilmeden basit olanı anlamaya çalışmak daha kolay olmalı evet de. Neyi riske attığınızı bilmemenin tabiri caizse cahilliğinden cesur davranmak bana aptalca geliyor sayın izleyici. Cahillik maalesef bizi istismara açık hale getiriyor. Sosyal medyada bu tür şarlatanlara rastlamak mümkün. Ancak bunlara inanmak gerçekten büyük bir yanılgı ve cehalet olur. Yok ikinci damla da bir derece mi yolum düştü yok. Üçüncü damla da şöyle oldu yok. Artık yakını görebiliyorum. Kırlangıçta da gözümü açtı. Göz sağlığınızı asılsız iddialara teslim etmeyin. Kırlangıç otu geleneksel tıpta kullanılan bir bitki. Evet. Çoğunlukla sihirler, cilt sorunları ve bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları için kullanılmış. Ancak miyopik gibi bir göz kusuru tedavi edebileceğine dair bilimsel kanıt var mı? Tabii ki de yok. Miyopi dediğiniz olay gözün ön arka uzunluğunun fazla olması demek. Uzunluk fazla ve gözünüze giren ışık retinanın üzerinde değil de önüne düşüyor. Ve bu sebepten dolayı siz eksi bir mercek koyarak kırıcılığı azaltmaya çalışıyorsunuz. Ki ışığı retinanın üzerine denk getirin. Gözünüze damlattığınız toksik etkiye sahip bir otun gözünüzün ön arka uzunluğunu nasıl kısaltabileceğini düşünebiliyorsunuz bakın toksik diyorum. Damlattığınız sıvının yoğunluğuna bağlı olarak ciddi ve kalıcı hasarlar bırakabilirsiniz gözünüzde. Miyopi kontrolü için kanıta dayalı düşük doz atropin damlası, orta kenotorej lensleri, çocukların daha fazla açık havada vakit geçirmesi, doğru aydınlatma ve ekran kullanımı süresinin sınırlandırılması gibi yöntemlerin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve göz sağlığı uzmanları tarafından da tavsiye edilmektedir. Lütfen bilime inanmayı tercih edin. Sorularınız için yorumda buluşalım. Kırlangıç otu gibi bir mitin daha fazla insanı yanıltmaması adına bu videoyu paylaşarak bana yardımcı olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutma.